yapmaya gelirken telefonla arandım. Ücretsizle çıkarıldım. Hiçbir yer akılmadan. Hiçbir gerekçe sunulmadan. Migros, bak ben buradayım yine. Sesimi duymaya yine geldim. Ve size sesleniyorum. Siz ne yapacaksanız yapın. Ama biz korkmuyoruz. Her seferinde hakkımızı savunup kazanacağız. Yaklaşık 4,5 yıl çalıştım Migros'ta. Ve biz örgütlemeye karar verdik. Evet. Baskılar bitsin. Daha iyi şartlarda çalışalım diye. Ve komite yürüttüğüm için beni ücretsizliğine çıkarttılar. Ben bunu telefon olarak bildiri yaptılar. Akşama doğru sekreter tarafında Vepikot dedi, süresiz ücretsizliğindesiniz. Devlet verdi bir süre. Ne için peki? Sebebi yok dedi. Bu bizim hakkımız, anayasal hakkımız dedi. Patronlara böyle bir hak vermişler. Biz de bu hakkı kullanıyoruz. Biz haber verene kadar ücretsizliğindesiniz dedi. Ve biz de şu an hakkımızı arıyoruz. Örgütleme devam ediyoruz. Geç olsa da mutlaka kazanacağız. Ücretsizliğinde işten atmakla tehdit ediliyoruz. Ama buna rağmen ne yaparlarsa yapsınlar biz direnmeye devam edeceğiz. Pandemi döneminde bu şekilde sabah 8 akşam 10.30 çalıştırıldık. Ve ben ve diğer depodaki işçi arkadaşlarımız ortalama 700-800 saate varan mesailer yaptırılıyor. Ve hala devam ediyor. Normalde anayasa ve işçi kanununa göre 270 saattir bir işçinin en fazla yapacağı mesai saati 270 saattir. Ama Migros depoda kesinlikle kanunlara uyulmuyor. Ve mesaiye gelinmeyince baskı ve tutanakla cezalandırılıyor işçi ve emekçi arkadaşlarımız. Tabii ki çalışma koşulları çok ağır bir şekildedir. Bu süreçte iki kere çatı çökmesi oldu. O suların içinde çalıştık. O sulardan kalan zeminler hala yapılmadı. 2,5 yıl geçti. O zeminlerde arkadaşlarımız transparan çekmeye devam ediyor. Biz bunların mücadelesini veriyoruz. İçerideki çalışma şartlarını düzeltme için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Sendikal faaliyetler yürüttüğümüz için de Esenyurt Depo'ya sürüldük. Biz buradan hala direnişimize devam edeceğiz. İçerideki arkadaşlarımız için mücadeleye devam edeceğiz. Onlardan da bize destek vermelerini bekliyoruz. Hiçbiriniz köle değilsiniz. Kendinizi köleleştirmeyin. Us gruba, Migros'a karşı ayakta durun. Esaretli olmayın. Cesaretli olun. Buradan size sesleniyorum. Tekrar gelin, üye olun. Çok zor bir şey değil. Daha güzel şartlarda, daha az çalışarak para kazanabilirsiniz. Az adamla çok iş değil de çok adamla kaliteli iş çıkarmanın derdine düşün. Us Grup, Migros bunu anlamıyor. Az adamla çok iş yapmanın derdinde. Sabah 8, akşam 10.30 çalışma sistemi olmaz. Biz buna engel olmaya çalışıyoruz. İçerideki temizlikten tutun da pandemi koşullarına kadar alınması gereken önlemleri aldırmaya çalışıyoruz. Bunun direnişini devam ettireceğiz. Sonuna kadar da buradayız. Patrondan korkmayın. Biz buradayız. Ne koşullarda çalıştığınızı biz sizin gibi biliyoruz. Esaretinizle yaşamayın. Cesaretinizle yaşayın. Sizleri DGDS'ne davet ediyorum. Us grup yöneticileri bizlere kendi tazminatımız üzerinden pazarlık yapmaya çalışıyor. Biz kabul etmiyoruz. Biz daha fazlasını alacağız. Onlara söyledim. Ama bizim davamız para meselesi değil. Bu sizin hak meseleniz. Sizin hakkınızı söke söke alacağız. Sendikalı olmam şöyle bir şey. Kendi hakkımı tek başıma değil de toplu halde sendikanın adı altında aramak bana güç kazandırıyor. Hani burada toplu olmamız, hakkımızı aramamız kadar yasal bir şey yok. Dün 3 kere aradılar beni. 2 kere teklif ettiler, tazminatını verelim diye. Kabul etmedi. 3. de aradığında da cevap vermedi. Migros yönetimi, size direnişi ödevlerini veriyorum. Ben Migros'a gelene kadar bunları düzelteceksiniz. Yemekleri düzeltin. Lavaboları düzeltin. Bomikleri kaldırın. İnsanlara baskı yapmayın. Ve taciz yapan amile bunları işe çıkartacaksınız. Ben bunu yaptığı zaman da size bu gülü vereceğim. Biz içerideki şartların düzeltilmesi için sendikaya yolladık. Bunun karşılığında ben ve iki arkadaşımız önce Esenyurt Depo'ya sürdük. Esenyurt Depo'ya gitmediğimiz için avukat aracılığıyla ihtar çekildi. İhtar dönüşü bize bu sefer ücretsizin yazıldı. Ve dün itibariyle bize geri davanızdan vazgeçin, gelin tazminatlarınızı ödeyelim dendi. Biz bunu kabul etmediğimizi, dava mahkemede hakkımızı arayacağımızı söyledik. Buna karşılık bu sabah itibariyle evime Esenyurt Depo'ya gitmediğim için çıkışın verileceği hakkında bir ihtarname çekilmiş üst grup tarafından. Emeğinizi karşılığınızı almanız için buradayız. Korkmayın.
amirlerden, yönetimden kesinlikle çekinmeyin. Baskıdan korkmayın. Gelin üye olun. Sendikamıza üye olalım. Birlikte mücadelemizi devam edelim. Bizi arıyorsunuz. Diyorsunuz ki görüşelim edelim. Konuşalım, buyurun gelin arabuluculuk yapalım diyorsunuz. Biz öyle istemiyoruz. Biz buraya Migros'un önüne geldiğimiz zaman başkanlarımız falan görüşmek istiyoruz. Hep beraber masaya oturup konuşmak istiyoruz. Bize görüşme bile talep etmiyorlar yani. Konuşmak bile istemiyorlar bizimle. Neden yani ya neden? Neden kabul etmiyorsunuz? O kadar soğukta burada duruyoruz. Neden yani? İnsan bir gelir konuşur. Haklarınız şu. Şu demetlerim çıkartıldık. E sen beni ücretsiz ne çıkartmasın? Bana gelip tazminat sunuyorsun ya. Ne, nasıl bir şey bu ya? İnsan bir gelir konuşur, sen ücretsizsin desin, bana tazminat vermeyeceğinizi zaten biliyorum. Beni kategoriye getirmek istiyorsunuz. O yüzden yani boşuna uğraşıyorsunuz. Ben tüm haklarımı almak için buradayım, direnmeye de devam edeceğim. Biz burada kendimiz için değil sadece, içerideki işçi arkadaşlarımız, emekçi arkadaşlarımız için mücadele ediyoruz. Herkesin DGDS'ne üye olmasını istiyoruz. Amirlerden korkmasınlar. Sendikaya üye olmak haktır. Herhangi bir anayasal bir haktır. Bundan kesinlikle kimse korkmasın. Üye olalım, daha iyi şartlarda, daha iyi ücretlere çalışalım. Tuvaletler ve soyunma odaları çok kötü. Yemekhane rezalet. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Gelin birleşelim ve sendikaya üye olalım. Hakkımızı aramak için, daha iyi şartlarda çalışmak için biz burada size destek için geldik. Siz de bizleri destekleyin. Arkadaşlarım, abilerim, dayılarım, korkmayın. Onların tehditlerinin altına boyun eğmeyin. Siz boyun eğdikçe onlar sizi daha çok eziyor. Bunlara kanmayın. Biz buradaysak sizin için buradayız. Siz de gelin buraya birlikte beraber hakkımızı savunalım. Onlar ne kadar önümüze taş çıkarırlarsa çıkarsınlar. Biz o taşı delip geçeceğiz.